İyilik. Kursa gidiyoruz değil mi? Hem son kez prova yapmış oluruz. Ya gideriz gitmesine de ben senden bir şey isteyeceğim. İste iste. Elif'le konuşur musun? Konuşurum da konu neydi? Ya gel hadi yolda anlatırım ama sen önce bir Elif'i ara. Ya ben bir ilk önce konuyu alabilir miyim? Anlatacağım ben. Hadi sen ara çağır. Tamam arıyorum. Çalışmıyor bu bozuk ya. Elinin motor yağıyla kadın içine karışmasın olmuyor mu? Ya ne diyorsun kızım, benim ellerim yağlanmış. Ayşe Hanım teyze, bu çalışmıyor ya. Bu motor arıza çıkartıyor devamlı. Oğlum boşuna dememişler ucuz etin yahnisi. Yaban olur diye. Doğru vallahi ya. Yani atalarımız bizden daha akıllıymış yani. Ben onu anladım bugün. Bunlar kim ya? Kim kim? Baksanıza. Müşteriler, ünümüzü duymuşlar, dükkanın önünde sıraya geçmişler ya. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Efe Kaygısız. FM Diyet Mutfak LTD ŞTDİ'nin yönetim kurulu başkanı, CEO'su ve sahibiyim. Her bir şey benim. Telaşa mahal yok. Herkesi listeye ekleyeceğiz. Yani hepimiz işe alacak mısınız? Tabii canım. Parayı veren ödüyü çalar. Herkesi alacaklar. Duydun mu? Tamam. Tamam. Sessizlik. Tamam. Sessizlik. Sucum kağıt kalem var. Siz beni sekreteriniz falan sandınız herhalde Efe Bey. Kızım müşterilerin yanında ayıp oluyor ama. Adama bak ya. Adama bak. Hadi hadi. Evet. Canlar. Şimdi herkes rejim listelerini ve paralarını hazırlasın. Şöyle sağdan bir tek sıra yapalım. Hadi bakalım. Ben iş ilanı için gelmiştim. Öyle mi? O zaman seni sol tarafa alalım abicim. Ben de iş ilanı için gelmiştim. Tamam tamam, sakin olun. O zaman iş ilanı için gelenler sol tarafa geçsinler. Bu ne ya? Hepiniz iş ilanı için mi geldiniz? Evet. Hoş geldiniz buraya. Evet. İş için geldik. Bizde memlekette işsizlik azaldı diyorlar. Biz geldik. Ne haber Elif'ciğim? İyi. Ne oldu? Ne söyleyeceksin bana? Gelsene. Söylesene Umut, çatlatma insanı. Ya söyleyeceğim ya, bir dakika. Ya şimdi şöyle kanka. Hani yarışma var ya, dans yarışması. Evet. Eğer onu siz kazanırsanız, yani Efe ile sen, tatile gidecektik ya biz. Ne söylemeye çalışıyorsun? Ya şunu söylüyorum, eğer kazanırsanız tatile biz gidelim mi? Ya olur mu? Zaten biz gideceğiz. Ya biz derken Aslı ile ben ya. Ya tatili bize verir misin? Ne dersin? Tamam. Aslansın kankam, süpersin. Bunun için mi çağırdın beni? Evet. Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Umarım şimdi mutlusundur. Evet, adınız? Elveda. Ablacığım daha yeni geldin ya. Yok yok, öyle değil. Adım Elveda. Peki Elveda ablacığım, ne tür yemekler yaparsın? Ben aşçı değilim ki, bulaşıkçıyım. İyi de ablacığım, bizim bulaşıkçıya ihtiyacımız yok ki. Biz aşçı arıyoruz. Hiç bulaşık çıkmıyor mu? Ben de bulaşıkları yıkayıveririm ha. Bizim bulaşığımız çıkmıyor ablacığım. Paket servisi yapıyoruz çünkü. Olmuyor. Arkadaşlar, aşçı olmayanlar beklemesin lütfen. Efe'cim, biz işimizi bitirdik yavrum. Gidiyoruz. Tamam, sağ ol. Eline sağlık Ayşe Hanım teyzeciğim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bay bay. Gel hafize. Sıradaki. Adınız? Sıtkullah. Kebap ustasıyım. Abicim bizim kebapla işimiz olmaz. Biz diyet mutfağıyız. Yani böyle sebze yemekleri falan lazım. Onunla yaparım abi. Ha, ne güzel, bak aynı dili konuşuyoruz. Ne tür sebze yemekleri yaparsın? Çok güzel patlıcan kebap yaparım. Domates kebap yaparım. Soğanlı kebap da yaparım. Abicim kebap olmayan bir şey yap ya. Yaparım abi. Ha. Onu da yaparım. Söyle. Çok güzel lahmacun yaparım. Parmaklar yersin vallahi. Sıradaki. Su. Hafsa Hanım. Aslı. Ya hiç kimse yok mu bu koskoca konakta? Oho.
yazıklar olsun. Yani bu adam ölüyor mu kalıyor mu diye düşünen bir tek insan evladı yok bu evde. Yani çay olsaydı böyle kuru kuru. Hah, biri geldi. Ya bu evde yemek yok. Kim demiş bu evde yemek yok diye? Dışarıda yiyecektim ama hava çok 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 sıcak. Benim aslan kayınbiraderim. Yani sen de olmasan... Çek ön ayaklarını. Onlar senin değil, kendimi aldım. Ben senin pörsümüş kebaplarına mı kaldım? Karnımı doyuracak bir şeyler ben buldum zaten. Ha, iyice doyur, akşama yemek yok. Ha, haberin olsun. Ne demek yemek yok? Bayağı yok. Yemek pişmeyecek. Ben söyledim. Sen benim başımın belası mısın ya? Evet, belasıyım. Gidip o kadının gönlünü almazsan kahveni de, yemeğini de, ütünü de kendin yapacaksın. Hain, ben biliyordum zaten. Sen tembihledin hepsini. Evet, ben tembihledim. Ayşe'nin kadrini, kıymetini bil diye yaptım. Bir evde yalnız kalmak neymiş, bil diye yaptım. Sabahın köründe beni aradı, seni sormak için. Kadının başının etini yedin, evden kaçırdın, hala seni düşünüyor. İlk kerecikte önce onu düşün. Hadi git gönlünü al. Asla, ben ona gittirmedim. Kendi gitti, kendi gelecek. O halde sen peynir ekmek yemeye devam edersin. Ha, hop. Sakın ha, aklından geçirin bana. Of ya abicim, niye anlamıyorsun? Biz diyet yemekleri yapıyoruz diyoruz. Yani bizim öyle tatlıyla, börekle, pastayla işimiz olmaz. Lütfen sıradaki... Buyurun. Adınız? Hüsamettin, 20 yıllık aşçıyım. Nesun, Nesun? Aşçıyım, aşçılık yerim, Bolu'dan geliyorum. Oh Allah'ım, en sonunda ya, hele şükür. Hüsamettin abi, yani bize şöyle güzel bir sebze yemeği tarif eder misin? Ederim, ne mesela? Türlü mesela. Türlü mesela. Tamam, önceki yağı tencereye dökersin. Dur, dökme. Niçin? Abicim, bizim yemeklerimiz diyet, yani çok az yağ olacak. Mümkünse hiç olmayacak. Olmaz, yağsız yemek mi olur? Şişerim, sen kafayı mı yedin? Atama bak ya, Bolu Mengen görünümlü Rizeli çıktı. Tüh. Sıradaki. Oo, Osman Bey amca, sen de mi iş için geldin ya? Sen benim buraya niçin geldiğimi biliyorsun. Ayşe Hanım eve dönmedi. Ne oldu? Geldin mi dediğime? Bana bak, çeker giderim ha. Tamam tamam, gel gel Osman Bey amcacığım, gel. Sucum, bizim şimdi Osman Bey amcamla bazı özel meseleler konuşmamız lazım. Yani kendisine bazı taktiklerde, önerilerde bulunacağım. Eğer birileri gelirse sen onlarla ilgilen, tamam mı? İtiraz istemem. Hadi bakayım. Buyur Osman Bey amcacığım. Of! Of! Kamil, hayırdır, niye buradasın? Bilal hallediyor işleri. Zaten doğru dürüst iş yok ki. Bütün gün çürük ayıklayıp duruyoruz. Ya dert etme. Sağ olsun Efe, ödedi maaşlarımızı. Kirayı ben hallederim. Benim derdim gücüm sizsiniz Hafize. Ne yapıyorsam sizin için yapıyorum. Ama ne kadar çırpınırsam çırpınayım, o kadar batıyorum. Üzme bu kadar kendini Kamil. Allah bir kapıyı kapar, diğerini açar. Hayırlı işler. Sağ ol amca, buyur. Bana şu güllerden 3 deste hazırlar mısın? Aa, dur dur dur. Kaç lira eder o 3 deste? 150 lira olur. Oo, 150. Ben bununla bir çiçekçi dükkanı kurarım be. Sen bana daha ucuz bir şeyler göster. Şu 70, şu 50, şu da 30. Yok yok. Daha ucuz yok mu, daha ucuz? Bunlar kaça? Onlar mı? Sana 10 lira olur. İyi. Tamam. O bile fazla ama. Hadi hazırla bakalım, hazırla. Şu yakınlarda bir kuyumcu dükkanı falan da var mı? Şuradan git amca, ileride sağda. İyi, hazırla hazırla. Ne oldu peki? Ne olacak?
Bulamadık kimseyi. Zaten nasıl yapalım kardeşim? Diyet, miyet. Türkiye'de hazır değil ki böyle şeyleri. E güzel de Efe Bey, onu dükkanı açmadan önce düşünecektiniz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yarın 100 kişilik öğün hazırlamamız lazım. Ya bir sus sucum, bir sus sucum, Allah Allah ya. Biz de biliyoruz değil mi? Farkındayız durumun. Yapacağız bir şeyler, halledeceğiz işte, Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.